Şefaat'i seçtim ve size haber vermek istedim. Cemalüddin Muhammed bin Dübeysi Hazretleri hadis hafızı ve kıraat alimidir. 558'de, miladi 1163. Irak'ta Vasıt'ta doğdu. Burada hadis öğrendi ve hafızlık derecesine yükseldi. Sonra Bağdat'a yerleşen İbn-i Dübeysi kıraat okutmaya başladı. 637, miladi 1239'da vefat etti. Şöyle nakletti. Ebu Musa el-Eşari'den, radıyallahu anh, nakledilmiştir. Biz mescitte, Resulullah Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda oturmuştuk. Habibullah'ı vahiy ağırlığı kapladı. Mübarek başını bir saat aşağı saldı. Sonra bize haber vermek için başını kaldırdı. İkinci ve sonra üçüncü kere yine vahiy ağırlığı hasıl oldu. Yine mübarek başını saldı. Sonra, haber vermek için başını kaldırdı. Dördüncü kere yine vahiy ağırlığı kapladı. Yine mübarek başını saldı. Sonra mübarek başını kaldırıp, secdeye vardı. Biz de onunla beraber secdeye vardık. Secdeyi uzattı. Mübarek başını secdeden kaldırdı. Biz, ya Resulallah, size gelen bu dört vahiyden bize haber verir misiniz? Dedik. Buyurdular ki, bana Cebrail aleyhisselam, evvelki gelişinde dedi ki, Allahü Teala sana selam söyledi ve buyurdu ki, ya Muhammed, ümmetinin üçte birinin azap ve hesap görmeden cennete girmesini mi istersin, yoksa bütün günahkarlarına şefaat etmeyi mi istersin? Cebrail aleyhisselam, benden yana işaret etti. Şefaati seçtim. Sonra Cebrail aleyhisselam gidince size haber vermek istedim. Yine geldi. Dedi ki, Rabbil alemin sana selam söyler ve buyurur ki, ey Habibim, ümmetinin yarısının hesapsız ve azapsız, cennete girmesini mi istersin, yoksa ümmetinin bütün günahkarlarına şefaat etmeyi mi istersin? Ben şefaati seçtim ve size haber vermek istedim. Yine geldi. Dedi ki, Rabbil alemin sana selam söyledi ve buyurdu ki, ey Habibim, ümmetinin üçte ikisinin hesap ve azap olunmadan cennete girmesini mi istersin? Yoksa ümmetinin bütün günahkarlarına şefaat etmeyi mi istersin? Ben şefaati seçtim ve size haber vermek istedim. Yine geldi ve dedi ki, muhakkak Rabbin sana selam söyler ve buyurur ki, Veddua suresi 5 ve Taha suresi 130. Ayeti kerimesinin bir kısmını okudu. Meali şerifi, ya Muhammed, onlar bana ve sana iman getirseler ve 5 vakit namazı kılsalar, farzları eda etseler ve senin sünnetini yerine getirseler, sen razı oluncaya kadar şefaat etmene izin veririm. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bana kafi gelir, bana kafi gelir. 19 Mart 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.